kütüphanesi 110 bin dolar. Ne? Allah aşkına bakacağım. Fırat az önce kırdı. Hayır kırmadım ya, bir şey yapmadım ya. Ana. Ceyda bu senden ufakmış mı Margot? Tablo gibi her şey. Ne? Tablo. Senin gitmen gereken bir yer. Spor salonu. Hello. Herkese merhaba. Ne yapıyorsunuz? Koleksiyon videolarına hoş geldiniz. Bak hep diyorsunuz ki en sevdiğiniz videona gittiğimiz şeyler de soruluyor. Koleksiyon. Sokak yemekleri. Sonra koleksiyon. Benim koleksiyon. İçin ilk koleksiyon videosu. Neden koleksiyon abi biliyor musunuz? Yılların emeğini gidiyoruz. 5 dakikada çekiyoruz. Böyle de YouTuber'ız. Böyle de bir insanım. 5 dakikada çekerim adamın emeğine derim ki yıllarca biriktirmiş böyle çektim bitti. Hayır. Çok değer veriyorum. Hepsiyle hala konuşuruz. Çok severim koleksiyon videolarını. Sen küçük bir koleksiyon olarak hazır mısın Ankara koleksiyonerler turuna? Ankara, Ankara, güzel Ankara. Seni görmek ister Batıkara. Hey, lay 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 lay. Ben de hep bir holiganlık var farkındaysın. Bence sence YouTuber çılgınlaşması var hafiften. Yani var yani anladın mı? Hani... Yo eskiden de ben hep böyleydim. Neden Ankara biliyor musunuz? Ay çok güzel bir yer çünkü. Ne alakası var? Evleri çekeceğiz. Story attım. Koleksiyonu var mı çektirmek isteyen diye. Çektirmek isteyen. Bizimle beraber bir şey yapmak isteyen. Hepsi Ankara'dan çıktı abi. Belki iki, belki üç. Şansımız kaç tane var. Bakalım gideceğiz. Hepsi farklı koleksiyonlar. Bu seferki koleksiyonlarımız daha basit ama daha farklı. Sizlere de eminim bir vizyon edecektir. Genç kardeşlerimden çok koleksiyoner olmaya başlayan olmuş. Orta yaştan da koleksiyoner olmaya başlayan olmuş videoları izleyince. Bence güzel bir hobi. Sakinleştir, rahatlatıcı. Umarım hoşunuza gider. Sen hadi ilk koleksiyonumuza gidiyoruz. Sen program sunucusu gibi. O tonlama şöyle diyor. Bakalım bu evde bizi neler bekliyor. Anladın İlk mı? Koleksiyonumuz tam sendik ama. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok merak ediyorum. Çok. Ben bilmiyorum koleksiyonların neler olduğunu. Burada göreceğiz. Beraber. Siz ve ben. Kaçıncı kat? 20. Kaç katlı? 27. 7. 27 mi? Kaç dakikada çıkacağız? 11 falan mı? Öyle değil. Burada böyle uzay teknolojisi. Ankara'ya gelmiş belli ki teknolojiler de. Bizim tarafta pek yok. Bizim de elektriklerimiz kesiliyor. Kuşadası. Ooo yüzüm. Ooo egzama pahalı. Hava değişikliğini yani 5 dakikada yaşadın ama ya. Hemen daha az önce değiştirdik havayı. Yani ne beni ara? Kaçırsalar mesela şu an İzmir'de değiliz, İstanbul'da değiliz diyebilirim. Ay durduk mu? Ne oldu? 20'ye geldik aşkım durduk. Sen de ne gergin insansın. Ceyda. Ne yapıyorsun işte? Yunus sen şimdi gir. Ben kapıyı açayım. Kapıyı açtığımızda ben senin gözünü kapatayım. Ondan sonra açayım ondan sonra o böyle. O zaman o koleksiyon benim olsun isterim. O kadar sürpriz yapılırsa. Hadi öyle yapıyorsun. Ya çok mu güzel? Niye böyle? Açma. Oha. Ne? Açayım mı? Dur dur. Tam senlik bu. Ama düşeceğim. Aç. Çok iyi sergilemişsin. Çok güzel olmuş. Bir dakika hepsine bakacağız. Şimdi Barış Bey ile beraberiz. Barış bu ne ya? Kaç yıllık koleksiyoneriz abi? 4 sene oldu. Aa, 4 senede iyi biriktirmişsin yalnız. Güzel biriktirdim evet. Birazcık tabii baba desteği olduğu zaman. Babam mı seviyor? Yok babam sevmiyor da öğrenci olduğum zaman ondan aldığım harçlıklar evde öyle kalırken öyle. Yetiyordu yani. Şimdi biraz daha yavaşladık tabii ki. Şimdi kim bilir kaç para olmuştur bunlar? Evet. Dolarla geliyor. Bayağı bir arttı şu an. Normalde bir gidiyorduk bütün oda kapalı oluyordu. Burada tek bir noktada sergilendiği için aslında daha dolu gözüküyor. Ben aslında işte Star Wars, Lord of the Rings, Marvel, DC hepsini toplamak istiyordum. Harry Potter'da dahil. Fiyatlar arttıktan sonra bunu 3'e düşürdüm. Marvel'ı da düşürdüm hatta. Şu an sadece Iron Man, Lord of the Rings ve Pokemon'un ilk 151'i. Şu andaki amacım o. Yani... İlk 151'i. Aa, çok güzelmiş lan Pokemon'lar. Şu anda çıkanların ilk 151'de hepsini aldım. Şu anda hani çıkartmalarını bekliyorum. Sen bayağı sıralı topluyorsun. Bayağı sıralı topluyorum evet. Ben ne görürsem... Ceyda neyi beğenirse onu alıyor. Ya şu anda da güncel hale geldim. En çok zorlandığım şey de oldu mesela. 3,5 senede yani topladığım şeylerin çoğu eskiye dönük. Mesela 2013'ten figür bulmak gerçekten çok zor oluyor. Getirtmek çok zor oluyor. Bu da Funko Pop. Onlar evet Dota 2'nin Funko Pop'ları. Aa. O da tam seri. Hatta ben Funko'ya zaten onlarla başladım. Yandaki kalkan görünümler var ya. Dota'nın turnuvasında ödül olarak verilen şeyin 8'de 1'i miydi, 10'da 1'i miydi o oranında küçük şeyleri, küçültülmüş halleri. Facebook'tan bir arkadaştan onları aldığım zaman yanında hediye olarak Funko'ları gönderdi. O arkadaş beni bul, ben de arkadaş olayım seninle kardeşim. Ben de olurum, ekliyorum seni. Çok güzel arkadaşsın. Güzel. Şunlar çok iyiymiş. Onlar Balrog'lar. Çok güzel. O mesela soldaki birazcık daha turuncu olan Balrog, gece parlayan versiyonu. Çok zor aldığım figürlerden bir tanesi de o. Yani, nasıl zorla aldığını dedim, bulamadım. Bulamadım, yok. O 150 euro'nun üstünde abi. Oluyor. Onu da açık arttırmadan denk getirip alabildiğim figürlerden bir tanesi. 150 euro'nun üstünde mi? Evet. Kaç para? Herhalde aşkım, eskiyse iyice pahalanıyor. Burada kim bilir kaç paralık ürünler vardır. Hepsini konuş. Kaç tane var toplamda? 350 tane var. Oha. Hepsini toplarsak. Legolar hariç. 350 çok aslında yani. Mesela bende 20 tane var öyle düşün. Şu seri içerisindeki en değerlisini söyleyeyim mi sana? Söyle. Şu gözlüklü olan.
Hayır. Çok yaklaştınız. En değerlilerden bir tanesi şu gözlükte olan en değerli olan. Elinde kaskı. Biliyordum tabii. Çünkü gözlükte olanın evet, değerli olduğu. Evet. Başka videoda görmüştüm. Onun bir de yemedim. Gözlüğü mü var burada? Evet. Tony Stark'ın gözlüğü. Bu ne ya? Aa bu çok iyiymiş. Art Series diye geçiyor. Böyle renkli renkli yapıyorlar genelde. Şu soda şişeleri ne? Soda mı yazıyor üzerinde? Onlar da Funko'nun sodaları. O öyle kutulardan çıkıyorlar. Nereden aldın? Onlar da Funko'dan. Yine Funko'nun aynı. Yani... Yan sanayi üretim. Kızılay'da satıyorlarmış meydanda. Hayır nereden aldın yani? Siteden mi? Yurt dışından? Pop Culture diye bir yurt dışı sitesinden aldım. eBay'den de topladıklarım var. Tamam en değerlisi hangisi burada? Funko'lar için de o zaman o ilk baktığımız Baldock. En değerlisi o. Ama belli zaten abi. Şey diyeyim ya kendine müzisyenin 7 yılda yapamadığı Lego Master seti evet. Bayağı iyiymiş ya. Burada yapılmayı bekleyen Legolar görüyorum. Evet. Sadece Iron Man biriktirsen kıpkırmızı olsa gerçekten çok güzelmiş. Zaten ona doğru evriliyorum. Yerim doldukça satılığa ayırıyorum. Hatta şuradaki o kapalı kutularda satılıklarım. Satıldıktan yerine, sonra o parayla alabiliyorum. Sende olmayan Iron Man'de ne var? Yok gibi. Şu an iki tane daha var. Onlar da Freddy Funko'nun Iron Man modelleri. Onlardan bir çok tane da bir şey kalmamış o zaman. Onları ama alamam. Alamam derken çok mu pahalı? Çok pahalı. Bir tanesi 110 bin dolar. Ne? Bir tanesi 25 bin dolar. Buranın toplam değeri ne kadar? O kadar yok. Buranın toplam değeri 1.2 milyon. TL falandır. O da şey yani Türkiye'ye getiriş olarak ben değerlendiriyorum şimdi. Yani normal mesela internete girsek değerlerine baksak 400 bin TL falan. Öyle baktığınız zaman o başka. Yani tabii ben Iron Man falan çok anlamadığım için. Tamam onlar güzel duruyor ama Pokemon'ların tatlılığı hiçbir şey diyor abi. Evet, mükemmel ben yani. Ben de katılıyorum. Pokemon'ların hepsini çok seviyorum ben de. Bunlar çok güzel. O toplar bunların içinden mi çıkıyor yoksa yok, toplar ayrı mı? Yok o toplar tamamen ayrı. Vay anasını ya. Aa bir dakika dur. Bir madem şunlar bakalım. Satılık bir bakayım Ceyda. Biz de Star Wars seviyoruz yavrum. Dur şu Baby Yoda'yı aldım. Aldın. Satılık bir şey. Ha şu an burada satılık mı? Evet. Çabuk çekin. Tamam Baby Yoda bende. Tamam. Tamam. Anlaştık. Star Wars senin alanın tabii. Al bak Pokemon'un Pichu mu? Evet. Pichu. Pichu. Pikachu'nun küçüğü. Pichu'dur bu ya. Pichu ya almam onu. Aragorn Armen'i aslında satmak için aldığım, açık arttırma kazandığım bir figür. Ancak sağ olsunlar gümrükte maket bıçağıyla deldikleri için alıcı almaktan vazgeçti. Yani o da Türkiye'de çok bulunmayan figürlerden ve getirtmesi zor olan figürlerden. Ne yapmış ben görüm bakayım neresi? Kutunun şöyle arkasına şöyle bir çizik atmış. O da bayağı değerimi çok düşürdü. Ben de o fiyata satmak istemedim çünkü zarar tamam. Edecektim. O zaman bunun değeri düştüyse ben bunu alayım. Değerlendireyim ben bunu. Şunlar da çok güzelmiş. Parlıyor değil mi bunlar? Black Light olarak geçiyor. Parlamıyorlar da siyah ışığın içinde kendi renklerine kavuşuyor. Black Light tablo var ya bende. Hatırlarsanız videoda ressam arkadaşımla yapmıştık. Onu da isterseniz yani perdeyi çekip açabilirim o Black Light. Açarız tabii. Aa. Çekerken şimdi siz gördünüz hatta onu. Tanışalım ya bir. Eşim. Eşin de biriktiriyor. Ben aslında tek başıma biriktiriyorum da eşim de bakıyor. Harcamama müsaade ettiği için tabii. Bazı şeyleri kendinden veriyor yani sonuçta. Ben senin bizim bir vesaire işim. Bilir ki evet öyle. Ceyda diyorum ki şunu al istersen. Bak bunu beğendim güzelmiş. Aslında o da hevesli ama benim kadar değil hevesli. O yüzden o yok ben onun odasına girince güzel geliyor. Ya her şeyine yardımcı oluyor evet. Ben ona yardımcı olmuyorum çünkü bir kere kırdım. Bir tane Bugs Bunny'sinin kafasını dokunulmuyor. Açıyor böyle heyecanla Bugs Bunny'nin kutusunu. Bir kırdı kapağını. Kapak. Bir şey önemli değil. Kafaları vardı. Ekstra kafası vardı. Bir şey önemli değil mi? Bugs Bunny astronot yani kafasını kırdın. Bir şey olmaz aşkım. Benden aşkım değerli kızmadın değil. Kızmadın zaten. Kızmadın zaten ama o zaten değil. Kızsaydın daha iyiydi. Böyle yaptın. O zaten bir hafta düşündüm ne olacak diye. Başıma ne gelecek diye. Oldu. İçtiğim suyu dikkatle içtim. Bir şey koyulmuş olabilir diye. Buranın da hatta şöyle bir açayım. Burada da mesela. Ne oluyor lan gizli? Oha. Oha. Çok güzel olmuş. Lord of the Rings Yüzük Kardeşliği evet. Toplantısı. Bu gördüğüm en güzel Legolardan biriymiş bu arada. Ben bir hayranlık duyuyorum koleksiyonerlerin hepsine valla ne yalan söyleyeyim. Emek var ama yani. Ya Türkiye'de çok zor. Şey gibi düşünüyorsunuz. Para varsa olur. Öyle değil abi. Yok, var öyle para değil. Dene bakalım. Bayağı araştırmanız gerekiyor. Tek tek bulmanız gerekiyor. İnat etmeniz gerekiyor. Ha tabii ki de hepsi satılan bir şeyi yapmak kolay. 3,5 senedir aynı figürü arıyorum. Ben aramaya başladığımda 200 dolardı. 150 euronun üstünde olduğu için alamadım. Şu anda 600 dolara birine getirtmeye çalışıyorum hala. Senin gibi arayan kaç bin kaç kişi vardır. Var. Aynen öyle. Ufaktan başlayacağınız zaman hani böyle bir tane aldım kenara koydum harçlıklarımla falan filan olabiliyor. Neyin yaptığına bağlı. Mesela ne, Hot tabii. Wheels yapıyorsan. Hot Wheels olur mesela rahat. Buradaki en pahalı şeyi bana göster. James Rhodes. Neden? 2013'te Comic-Con'da çıkan bir tane figür olduğu için bulunma ihtimali çok az. Aynen. Onun shared sticker'lı versiyonu ama yine de çok az ve getirtmesi de Türkiye'ye gerçekten çok zor. Toplam maliyeti diyorsun şu anda almaya kalksak 1,5-2 milyon TL arası diyebiliriz yani ama değişiyor. Tabii...
Şöyle düşünün. Ekonominin değişimiyle sen belki harcamışsındır 150-200 bin lira. Ben tam olarak 210 bin lira harcadım. Müthiş bir yatırım bu. Hiçbir şey bu kadar değerlenmiyor. Evet, bu arada evet ya, aldım satım işine girebilirsiniz. Funko aldım satımı. Vallahi teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elazığ'dan kalktılar, geldiler bizim için. Evet. Çekmemiz için. Şimdi Elazığ'a geri dönecekler. Başlık Elazığlı koleksiyoner. Elazığ'a geri dönerken çeksek ya onları. Trenden oluyoruz tam böyle. Değişik koleksiyonlarımız devam ediyor. Ankara koleksiyonları. Şöyle bunu atayım, pembe kapansın, pembe açayım. Nasıl? Hadi at. Hadi atabilirsin. 1, 2, 3. At. Funko'ya gelecek. 20. kattan aşağı düşerse Mamak'ta buluruz onu. 20. kat vallahi inanılmaz. Atıyorum. 1, 2. Oldu mu? Ya nasıl olmaz ya? 1, 2. Oldu. Nasıl olmaz sen, ya? Sen onun pembe olduğunu sanıyorsun, o siyah oluyor. 1, 2. Arkadaşlar yeni koleksiyon evimize geldi ki Caner Bey ile beraberiz. Canların başı. Gene biz görmedik. Ben biraz videolarını gördüm sadece. Videodan anlaşılmıyor bu iş. İçeri girdiğin zaman o atmosferi yaşıyorsun. Alakası. Biz ne koleksiyonu göreceğiz? Model arabamız. Ağırlık evet. Zaten burada yazıyor. By diecast. Diecast ne demek? Model araçların ölümüne şeyde izliyor. Öyle mi? Aa çok karışmış. Metal döküm. Sen önce gir. Gene bir tepkimizi al. Biz bakmayalım. Hadi. Oo. Korkuyorum. Yok bir şey yok Kemal. Gir ya. Ya açayım mı? Aç. Çok parça var. Çok fazla. Artık tavana koymak zorunda kalmışsın. Oha! Abi çok güzel. Üstü Matchbox, altı majoret. Ama aslında aynı şeyin farklı markası mı diyeyim? Evet, ben? Evet. Üreticiler Aa, farklı. Ay bu çok güzel olmuş bu arada. Hot Wheels da var. Evet. Çoğunlukla Hot Wheels zaten. Onu evet. Eşimle beraber yapmıştık Straford'dan. Bugün dedik ki hani uygun fiyatlı olarak, başlangıç olarak en rahatı bu. Hot evet. Wheels. Çünkü parça evet. Olarak çok pahalı değil. Tabii. Ama Allah bilir burada kim bilir neler var. 600 tane olunca evet, biraz. Aa ben böyle şeyler bilmiyordum. Batman'in filmine ben özel çıkmış. Ben de ilk defa görüyorum falan. Ya onların bazılarını ben ta 2007'lerden, 8'lerden falan aldım, topladım. 68 filminin evet. Arabası birebir mi? Tabii. Tabii. 1.24. 24'te 1. Bunu hatırlarsın. Evet tabii ki de hatırlarsın. Son dakika arabayı yetiştirmeleri gerekiyor. Elan fırdılar, parçaladılar. Unicorn oğlum. Aa, en sevdiğimiz anime çocukken sen yoktun o zaman. Shield değil. Şu arkanızda Legosu var. Aslında Lego markasının değil, muadillerinin. Hatta içindeki su bardağı bile var. Dökmemeye çalışıyor babası. Evet. Abi çok güzel. Çok güzel bir animeydi bu aşkı. Tokyo dağlarında yanlamaca. Burada da onun yine bir park alanındaki şeyini canlandırmıştım. Ya diorama yaptın yani. Evet. Diyebiliriz değil mi? Hatta burası da öyle. Aa burası çok güzel. Aa yukarıya da şeyleri yapmışsın. Çok güzel olmuş. Evet. Onu da İstanbul'da bir Doğan abimiz var. O yaptı sağ olsun Doğan Diorama. Doğan Diorama. Merak eden varsa çok baksınlar. Çok güzel ya. Şey çok keyifli. Şu an ben burada ne hissettim biliyor musun? Bak ilk defa böyle bir şey hissettim. Kendi materyallerinle bir şey yapmış olman çok keyifli. Tam oda sıcak çünkü. Çocuk duygularımı verdi yani. Böyle aşağı iniyorum evet. Ve kafa dağıtıyorum odası olmuş. Bir de böyle sanki gerçekten çocukluk odama giriyormuş gibi hissettim ben. Bazen böyle 3 saat eşim haber alamıyor benden. Sesleniyor ben şöyleyim. Bakıyorum tamam işte buraya ne yapsam Yani senin odam koleksiyoner odasından çok müthiş bir hobi odası gibi. Ben evet. De aynen öyle düşünüyorum. Vakit şey. Öldürme odası ya, evet. Vakit harcama odası. Özellikle şu da çok hoşuma gitti. A takımının şeyi bak diyorum. Evet o yapmış. Daha bitmedi onu kuzenime hediye edeceğim. Kuzenin olabilir miyim? Galiba ben de bu Hot Wheels işine başlayacağım ya. Sadece Mustang. Yıla göre dizdim 65'ten başlıyor 2022'ye kadar öyle. Arada eksik vay 4 be. Tane mi var? Ya eksik de değil de. Hani görmedim şimdiye kadar bunlardan farklı da görürsen. Bunları sen mi yapıyorsun? Ordu'da diecast uzmanı diye bir arkadaşım tanıştık yani. Ordu'dan yaptı bana gönderdi. Çok da uygun yapıyor sağ olsun. Mesut'u çekmiştik hatırlarsın. Evet. O da Hot Wheels şey yapıyor. Evet, evet. Ben onun bazen videolarını izliyorum. Mesela şimdi çok değerli bir Hot Wheels var. Evet. Hiç beklemediğim bir dükkanda köşede mi duruyor? Aynen öyle. Abi çok güzel bir şey o ya. Buradan mahalle arasındaki kırtasiyelere bazen arabayla geçerken hemen sağa çekip girip falan diyorum. Bir de insan şeyi de yapıyor artık yaş ilerleyince. Abi Hot Wheels var mı falan diye diyemiyorsunuz. Evet. Şey işte ya bir kalem bakıyordu falan. Aa, Hot Wheels'im var ya benim yeğenim beğeniyor bunlardan diye şöyle kurcalayıp. Orada sen hiç bulmadığın aranan bir şeyi bulabiliyorsun. Evet. O da değerini bilmiyor onun aslında. Bilmiyor, aslında değeri yok yani. Ama bir kere bana şöyle bir şey oldu. Ben biraz aşırı tepki gösterdim. Ha. Çok aradığım bir modeli buldum. Bir de koliyi açtırdım. Dedim ki ya daha yok mu bunlardan dedim açmadığınız kutu. Var dediler. İçinde aradığım modelden 3 tane falan var. Bir abartmışım tepkiyi. Eşim falan da çekiyor. Abartma şey yapma. İşte atıyorum o zamanki fiyatı 20 liraysa 35 liradan falan dedi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şey bile diyebilirdi bu arada. Bunlara o kadar tek bir tane satabiliyorum. Kutuyla falan. Yani onlara gelen kutuda onlar da bilmiyorlar ne geldiğini. Evet. Aslında hepsinin fiyatı aynı ama koleksiyonerlerin isteğine evet. Göre sizin aranızda fiyat artıyor. Tabii. Bir de tamam. Şöyle çılgınlar da var. Kutunun üzerindeki koddan içeriğini biliyorlar.
dakika, onu soracaktım ya. Şu dioramayı yaparken şurada teker izlerini yapmak için çamurda böyle sürttüm sürttüm sürttüm, tekerleri çamur oldu, öyle de bıraktım öyle. Abi çok güzel olmuş. Çok iyi olmuş ve böyle mi geldi yani? Yok artık bunu düşünmemişlerdi diyecektim. O kadar İçine de çamur püskürtüp vermemişlerdi. Dünyada kaç çeşit Hot Wheels var? Sendekini demiyorum, dünyada. Of inanın bilmiyorum. Sonsuz galiba herhalde. Adamlar her şeyin lisansını mı alıyor? Bitti diyorum. Yeğenim de başladı benimle beraber. Ya amca dedi, o araba yeni mi çıktı dedi. Evet dedim, yakında Türkiye'ye de gelir maalesef dedim şimdi. Yani. Böyle çünkü geliyor ama sınırlamaya başladım. Yerim kalmadı. Hani en son tavana falan da dizdim. Aa, baba filmindeki arabaları nereden buldun ya? Onlar bunları böyle mi satıyorlar? Baba filmindeki arabalar değil. Değil. Ha, ama evet, aynı dönem. Geleceğe dönüş. Evet. Ah be, yenisini çekiyorlar. Bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak acaba? Sizin hediye de onunla ilgili bir şey zaten. Ne, bizim hediyemiz mi var? Aa, lütfen. Wow. Lütfen. Nasıl ya? Ne acaba? Banadır, koleksiyoner olan benimkisi. Bunlar farklı. Onlar Burago'nun. Burago. Onlardan çok az vardı. Öyle çok çok eskiden almıştım. Devamı da yoktu. Öyle kaldı. Mesela onlar ben bir şey yanlış biliyormuşum. Ben Hot Wheels koleksiyoncusu sanıyordum. Aslında yapılan şey model araba koleksiyonculuğu. Tabii. En çok model Hot Wheels'da olduğu için Hot Wheels yani, kullanıyorlar. Yani en kolay ulaşılabilir, en uygun. Aa! Orası komple Hızlı ve Öfkeli. Hızlı ve Öfkeli direkt lisansını basıyorlar üzerine mi? Tabii, böyleymiş. Tabii. Bunun çerçevelerini de sen mi yaptın? Tabii. Tek tek kestim, ölçtüm, biçtim. Ya? İşte şatonun kapısı şeklinde şöyle şaka zincirleri deldim. Çok iyi. Aa, bunları sonradan aldın, birleştirdin değil mi? Zaten şu figürlerin çoğunu yeğenlerimin oyuncaklarının içinden patlattım. Kuzenlerimin çocuklarının falan. Bu yeğenimin. Hani onu kaybolsa hatırlamaz zaten o. Yok, takasa falan giriyorum onlarla. Aa. Evet. Simpsons'ların arabası. Fiyatına baksanıza, kaç yılında almışım kim bilir, 4.99 şu anda 80 dolar lira yani. Bunları bulmak zor mu? Ya şimdi zor. Ya ben başlayacaksan bunlarla istiyorum. Ben bunları istiyorum. Ankara'da, işte İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da falan çocuklar bisiklete binip tek tek geziyorlar ya mağazaları. İyi, ne güzel. Bir hobidir. Hareket oluyor. Patlatıyorlar, ondan sonra bulamıyorsunuz. Destekliyorum çocuklar. Aa, bu ne güzel olmuş. Ya yemin ederim çok güzel ya. Sen bayağı değişik şeyler yapmışsın abi. Evet, çok tatlı ya, olmuş. Ya burada yani gerçekten eğlendiğin o kadar belli ki. Abi Forza Motorsport Gran Turismo oyununkileri bile çıkarmış. Onlar mesela 2013'lerden falan, 14'lerden. O yok. O bir daha görmedim. Burada da işte Amerikan kasları. He, orada büyüğü var, küçükleri buraya geliyor. Evet. Bu işte siz gece silme aşamasında hepsi indi, silindi 5,5 saat boyunca. Şöyle modelleri böyle tek tek fırçayla temizleniyorsunuz sayemizde. Kesinlikle. Kaç araba var sende? Toplamda 1109 tane parça var. 1109. Hatta şurada Excel tablosu da var. Kaç paraya aldığını mı yazdın hepsini? Evet, o 7 liraya almışsın mesela. Aynen öyle. O yıllarda not almışım. Ondan sonra da onu devam ettirdim ama sonradan şeye çok pişman oldum. Yeğenime onu söyledim. Yanına aldığın tarihi de at diye. Ha, evet, evet, 7 liraya. Evet. Ne zaman almışsın? Ne zaman aldın? Ne güzel düşünmüşsün abi. 14 yıllık bir döküman ya. Düşünsene, böyle 50 yıl geçmiş. Senin adına müze kurmuşlar. Bunu da müzeye yapıştırırlar. Zamanında tuttuğu notlar. Ay inşallah. Bir arkadaşım şeyi demişti. Ya kutuların üzerine etiket yazıyor oğlum, söksene, o ne biçim görgüsüzlük gibi. Dedim ki ya, dedim, bırak. Görgüsüzlük mü? Zaman... 4 lira yazıyor. Ne iş yapıyorsunuz? Maden mühendisiyim. Yani mühendissiniz, tamam, bu düzen oradan geliyor. Maden mühendisim birazcık şey edilmiş. Düzenli bir start. Start nereye? Peki, ya, yok, çok beğendim ben. Buradaki en pahalı küçük araba hangisi? Ben düşüneyim, ben bulmaya çalışayım. Ceyda da denesin, bakalım yapacak. Ama daha şu tarafa da bakmadınız. Aa, bakmadım. Tamam, o zaman buradaymış demek ki. Kesinlikle. Bence bu. Yani çok belli ama yani. Çok belli. Bunu sergileyeceğim. Bu belli zaten. Bir de rengi mengi de böyle. Mücevher gibi koymuş onu oraya. Sadece kafamı çalıştırdım zaten. Aklımı çalıştırdım ve gördüm. Baktım, bu. Bence de bu. O daha pahalıdır ondan. Çünkü onun üreticisi yazmıyor. Onu şeyden, eBay'den almıştım zamanında. Ben kazandım. Şeyden bir şey göstereceğim. Supernatural mı? Çalarsın bunu bak. Allah aşkına bakacağım. Vallahi bile. Bizim Ceyda'yla sevgili olduğumuzda beraber hani ilişkimizin temelini atan dizi bu. Çünkü oturduk bütün sezonları izledik. Arkadaşlar bu. Sonra da evlendik. Bu. Kafayı yedirtti. Nereden buldun bunları? Ya bunu İstanbul'dan herhalde bir mağazadan almıştım yine yıllar önce. Ne diyorsun da öyle ya? Ama belki vardır yine ya. Buluruz vardır belki Ceyda. Böyle araba şeyim olmadığı için yani aramak aklıma gelmemiş. Yok, ama görsem hemen görürüm de. Ya burada konu araba değil, üzerine resimlerini koymuşlar. Evet. O yani. Senin şey olmuş galiba. Yukarıdan beni çağırdın. Ben mesela yurt dışına gitsem. Bir tane mesela diyelim ki buraya eklenecek bir görsem, alır getiririm. Öyle bir duygu veriyor bana. Vallahi hayır, hani koleksiyonerlerde öyle bir şey hissediyorum. Sanki böyle onu görsem, aa
Caner'in şeyini olur falan gibi bir kafam geliyor. Koleksiyonu mutlu etmek çok kolay. Onu sevindirmek çok kolay. Abi. Onunla arkadaş olmak kolay. İnsanlara öyle zamanla aşılıyorum ki zaten hani böyle yeni tanıştığım insanlar bile şey yapıyor. Caner baksana işine yarayan bir şey var mı falan diye şey rafı fotoğrafını atmışlar. Bence bir insanın koleksiyonuna katkı olmak da çok güzel. O yüzden benim koleksiyonuma da katkı olmak ister. Söz veriyorum yurt dışına gittiğimizde bakacağım. Aynen. Sonra. Of teşekkür ederim. Ama atarız fotoğrafını bir bakarsın. Anlamayız şimdi saçma sapan bir şey alırız. Şu benden yaşlı bir Lego figürü. O baya ilk Lego. Kuzenlerimin ta işte onların çocukluklarından gelen bir... Sana bir şey diyeyim mi? En değerli şey olabilir. Evet. Arada. Biz gittik şimdi şeye. Belçika'da bir tane böyle figür dükkanı. Dedim ki Simpsons'larla ilgili bir şey var mı? Mini figür var dedi. Bu dedi kaç para dedim. 1000 euro dedi. Dedim bu mu 1000 euro? Evet dedi 1000 euro. Bu kadarcık böyle bir Simpsons figürü. Herhalde bu vardır bayağı pahalı. Kayınpederim, Karafanışınız kayınpederim yaptı. Kuzenleriyle beraber eşimin. Aa ne güzel bir şeymiş. Vay be. Işte abime söyleyeyim ya bana da yapsın. Bu da onun ne? Arkadaşıydı. Bu da işte küçükken benim yediğim Legolar ayaklarını falan yemiş miyim? Çocuklara zararlı plastik ya. Anladın mı? Ama bize bir şey olmamış. Evet. Tabii canım olmamış ama şimdi bir sürü denetleme var artık öyle değil. Sırtım açılıyor arada yeşil. Çok güzelmiş abi o evet ya. Yani kaç yıldır biriktiriyor oluyorsun? 14-15 yıldır falan. Vay be. Ne güzel. 14-15 yani. Çok yıldır iddialı. Kendini tanımlayacağın bir şey olması bile çok güzel bir şey. Evet. Abi Caner kimdir dedikleri zaman direkt evet. Söyleyecekleri şey bu aslında. Geçen bir arkadaşımla karşılaştık zaten. O Baydar kesin ne haber ya falan diye. Doğru. En önemli soruya geldik. Geldik. Bugün bunların değeri ne kadardır sence? 300-350 bin civarındadır. Ama bu arada şu demek değil bu. 350 binden olunca bu odayı yapamazsın. Evet, yani tabii. Olay yani bunları bulmak. Yani. Hani buraya gelip bana 350'yi basınca alamıyorsun. Yani piyasadan da bulamaz ki. Olay tabii, bulmak tabii, yani. Tabii tabii. Mesela şu garajı nereden bulacaksın? O zaman onu da buldurabilirim. Yine şu Mustang grafını yapan arkadaşım yapıyor onu. Hadi ya. Tabii tabii. Ben o satılıyorsan. Sadece üzerindeki tabelaları falan ben oluşturdum. Kalanını. Arkadaşın Instagram'ı ne? Bari merak eden varsa. Diecast uzmanı. Sizin camiadan insanlar videoyu görünce tabii gelecekler. Ya. Tabii. Buradaki en değerli araban hangisidir sorusunda ne cevap versin? Ha, hangisi? Şu mu? İşte bu mu? Yani inanın 10 gündür düşünüyorum. Ya o internette görmüştüm Kismay S. Aha. S kası olduğu için hoşuma gitti. Şu an mesela senin hobinde olanlarını izleyip abi nereden bulmuş onu ben isterdim dediği. Yani Skyline olabilir, GTR olabilir. Hadi ya. Hiç anlamayız mesela. Mesela ne kadar normal böyle her oyuncakçıda görüyormuşum gibi görünen evet. Bu araba. İşte anlamak böyle bir şey oluyor. Ciddi gidiyorlar. Bu ne dedim ya orada. Eskiden çok değerli olan Fırat az önce kırdı. Hayır kırmadım ya bir şey yapmadım ya. Kırmadım ya. Bu benim 4. sınıf karne hediyem. Evet, İlkokul 4. sınıf. Herhalde abi. Sevgili ufak arkadaşlarım bunlar oyun. Bunları evet. Böyle tepeden takıyorsun, şöyle oynuyorsun. Şöyle üfleyip aynen. Evet. Şöyle çatırt diye oturtturuyoruz. Hatta bunu. Bunların böyle bir kasette 9000 oyun yazanları evet. Vardır. İçinden 5 oyun çıkar. Bakın bu neymiş? Süper 98, 55'in biri. 55 oyun falan yoktur bunda. 10 böyledir. Evet. Şimdi videoyu paylaştığınızda 8 Mart geçmiş olacak. Evet, bugün dünya 8 Mart arkadaşlar. Kadınlar günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Evet, bugün 8 Mart bu arada. Sizin de izleyicilerimize Kadınlar Günü kutlu olsun. Kutlu olsun. Aa, çiçeğimin içinde şeker var. Minnak sizi böyle tanımlayan. Tam senlik. Sen şaka yapıyorsun. Bir dakika, nasıl? Benim odam. Aa, Ceyda'nın odası. Evet, nasıl ya? Ne yazıyor? Hello, herkes merhaba, ne yapıyorsun? Şık şık şık, ben konuşamıyorum gene. Çok iyi düşünmüşsünüz ha. Ya ben. Suratları falan saatlerce aradım ya. Şeycem çok güzel. Ya en yakın bunları bulabildim. Bir dakika. Bir de burası da var. Tabii. İzlemeyen varsa lütfen şu filmi bir izleyin. Ne olur bak geleceğe dönüş. Gelmiş geçmiş en iyi gelecek filmi. Anlayacaksınız şu tel bilmem ne şeyini falan filan. Saatini. Evet çok güzel. Ya. Vay be bunu odama koyacağım. Çok vallahi sağ ol. Çok, çok mutlu çok güzel olduk bir ya oldu valla. Caner'in hediyesidir parayla satılmaz. Yarın ben bunu satarım diye düşünmüşüm. Instagram'da satıyor çıkan bir olay. Çok iyi. Evet şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar hepinizin hoşuna gidecek bir noktaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bizim çok sevdiğimiz bir abimiz Ertan abinin yanına geldik. İlk defa tanışacağız. Daha önce bir şey telefonla konuştuk. Ertan abi oldu can. Anlatır belki kendisi. Kendi anlatmak isterse anlatır. Onlar ya. Figür vesaire satıyorlar. Jetbank diye bir yere geldik. Reklam değil arkadaşlar. Arkadaşımız. Ziyaret edelim dedik. Ceyda'ya da bir hediye alırız belki dedik koleksiyonuna. Geldik. Ertan abi herhalde gittiğimiz koleksiyonerlerin çoğu senden evet, çıkıyor evet. Diye düşünüyorum. Sağ olsunlar. Evet. Bunlar senin kendi parçaların mı? Yok bunlar hepsi mağazanın kendi satılığı. Aşkım bu ne ya? Bunun Harry Potter'ları geldi mi abi sana? Geldi de bitti. Çok büyük bir Harry Potter seti gelmişti hatta. Ya sen bizim hiç bu şeyleri kovuşturmuyorsun ya. Bir seti gelmişti posterli. Ben hepsini söyledim Ertan abi unutmuş sana haber vermeyi. Ertan abi gelecek, gelecek.
Ne kadar büyük o kadar güzel oluyor. Evet ya. Ben kesin büyük figür hastasıyım. Bak Funko'larda bile gidip en büyüğü çıkmayacak. Bunun en büyüğü diye. Tabii. Harry Potter'ın Batman'i falan büyükleri vardı. Onlar çok... Hayko abiye bu aldığımızı çok beğendi. Çok sevdi. Evet. Hatırlıyor musunuz yılbaşı videosunda? Bakın orada. Onu son anda bulduk onu. O da tükendi dünyada. Gerçekten. Hep limitli bunlar zaten. Sevgili Batman severler, Ertan abi bir tane Batman'in yazarı. Onu tüm ülkelere çevirdiler değil mi abi? Bütün dünyada basıldı. DC bastı zaten. Diğer 14 ülkede basıldı. İngilizce versiyonları başka ülkelerde de basıldı. Geçen senenin en çok satan şey Batman çizgi romanı oldu. Batman Türkiye'ye geliyor. Hatta Batman esprisi de var. Büyük Funko Pop'larım burada. Evet. En güzelleri. Şekli şemali olanlar. Benim en sevdiğim büyük şu ama ya. İnanılmaz bir şey. Thor'un son filmindeki bu keçileri sürüyordu ya Thor'un. Evet şeyler. Bayağı güzelmiş. Senin kendi koleksiyonun var değil mi abi? Var. Kaç parçan var? Bizim Bengül'le 800'ü geçti herhalde değil mi? Biz niye Ertan abi koleksiyonu? Nereden alıyorsun diye soruyorum şunu. Evet biz niye senin koleksiyonu çekmedik abi? Biz pandemi öncesi kiralık bir eve geçtik. Bütün kutuları kapattık. Hepsi kapalı şu anda. Ama inşallah böyle bir geniş bir ev bulursak. Vallahi hani, çekelim mi? Evet bence tabii. Çok güzel olur. Seve seve hani. Hepsini de sergileyemiyoruz zaten. Aslında daha çok çeşit var da. Var mı? Tabii. Ya bu hiçbir şey. Asıl sitede zaten hani. Ha, aslında sitede. Tabii. Hani heykellerin %5'ini anca açabiliyoruz. Mesela işte Ghostbusters'ın arabası var abi orada. Ecto 1. O en büyük olanı mı? Evet. Bunu biliyor musun Ceyda? Işıklı hangi falan bayağı. Güzel. Bildiğin arabası mı? Evet. Evet binebiliyorsun. Çocuk akülü arabası bu. Küçük çocuğun varsa bindiriyorsun, ya. Geziyorsun. Buradaki en pahalı şey ne abi? Şu olabilir. Ben galiba şu anda o. Bunlar platin silikon denilen bir malzemeden yapılıyor mesela. Şöyle ellerseniz gerçek insan derisi gibi. Gözler protezdir mesela. Saçlar tek tek dikilir. Bununla evlenen manyak çıkar. Bak ben söyleyeyim yani. Çok sattı. Japonya'da bir adam bununla evlendi kesin diye. Kesin alır bu arada. Bir de gerçek aksesuar. Tabii her boyutlar şey. Falan. Bir dakika bu birebir mi? Birebir evet. Bunun jokerleri vardı. Onlar çok hızlı sattı zaten. Onu biliyorum. Hem Ed Ledger hem de Joaquin Phoenix ya, Head Ledger aslında olmalı. Bu Margot Robbie'nin gerçek boyutu mu? Öyle diye düşünüyorlar. Bana ya. Biraz küçük geldi ama. Ceyda bu senden ufakmış Margot. Ne demek ufakmış? Ya kadına baksana omuzlara incecik ya. Yok. Buradan Margot'u mu yorumluyoruz? Abi gerçek boyutuymuş. Küçükmüş bu. Küçük bir minyon bir kadın. Hiç öyle durmuyordu. Beni de izleyince uzun zannediyorlar ama 1.55 tipim var. Fiyat 275 civarı. Güzel iş abi. Evet. Hem seviyorsunuz. Bir sürü bunu seven insanlar senin müşterin falan. Çok asıl, tatlı iş. Asıl işimiz de değil aslında bu bizim. Öyle çok, mi? Tabii biz yani daha testere elmas bıçak üretiyoruz aslında yıllardır ailemizde. Bengü ile işte 2006 senesinde hadi kuralım dedik. Öyle bir başladık. Çok cüzi bir parayla. Biz de topluyorduk çünkü 98'den beri koleksiyon yapıyorum ben. Şimdi ana iş oldu mu? Tabii canım. Yani yıllardır gidemiyorum artık çünkü. Tabii çok eğlenceli yani böyle. Tabii abi. Looney Tunes'un büyük figürleri var mı abi? Geliyor. Ha, geliyor. Çok gelecek. Çok gelecek. Pandemi böyle tüm iç sıkıntılarımızı geçirdin. Sağ olun vallahi. Estağfurullah böyle. Abi. Herkesten duyuyorsunuzdur hani şey ama böyle o yok, zor yok günler abi. Böyle güzel geçti ya sayenizde. Şimdi de Ceylan'ın odası güzelleşiyor sayenizde. Arkadaşlar şimdi Ertan abinin odasına geldik. Bir anda kendimizi nerede bulduk? Gerçi en güzel parçalardan biri burada. O burada şeyine bakar mısınız ya? Böyle bir şey yok. Abi inanılmaz parçalar toplamışsınız. Bunların hepsi belli bir özelliği var değil mi? Tabii hepsi bizim. Mesela şu Goyler Model Tora'dan imzalı. Çok özeldir bu mesela. İmzalılar da var. Pan'ın labirentinden. Aşağıda Deadpool'un işte imzalı. Yaratıcısı evet. Vay be. Ondan imzalı. Duvardakiler mesela basılmış çizgi romanların içinden sayfalar. Ha baskıya giden çizim bu. Tabii tabii. Mesela şu en son Joker'un Batman Who Laughs 7. sayının 7. sayfasının orijinal sayfasıdır o mesela. Mesela ondan bir tane var zaten bir dünyada. Bir tane. O başka. O da bende. Sen de abi. Tabii. Nasıl erişiyorsun abi buna? Hediye ediyorlar sağ olsunlar. Kimisi işte değiş tokuş yapıyor. Böyle arkadaşlıklar. Tamam zaten ancak öyle olabilir tabii ki. Yurt dışı çizerlerle aramız iyi olduğu için. Evet, hani, dedim ya Batman'in yazarlarından tabii. Biri olduğu için ve distribütörsünüz yani. Sağ olsunlar yani. Şey yapıyorlar. Ay, çok bu güzel. Çok güzelmiş abi. Evet, bu hikayesini anlattı da bir anlatsın. Çok güzel hikayesi o, abi. O internette işte bu büst uzun zamandır arıyorum. eBay'den alıyoruz o zamanlar biraz daha rahat tabii. Yazan arkadaş Hellboy 3L ile yazmış. Biz de şans eseri bulduk. Ondan sonra işte satın aldık geldi falan. Fiyat yükseldi yanında da silahını da almıştım. Ben bir numarasını satıyorlardı silahın 001 diye. Yani birinci üretim. Ondan sonra distribütör değiliz tabii. Kendimiz topluyoruz koleksiyonu işte. Sideshow firmasına distribütörlük başvurusuna bulunmuşlar. Direkt her boyu firmasına değil mi? Bunu üreten firmaya. Başvurduk. Önce hayır dediler. Dedik bakın biz koleksiyoneriz. Türkiye'de yapıyoruz. Hatta bu silahın bir numarası bizde dedim. İnanmadılar. Olamaz. Bizim depomuzda, arşivlerimizde duruyor dediler. Resim istediler. Telefonla çektik, yolladık. İkinci mailde hemen fiyat listesi verdi. Aslında işe girişimizi... Saygı duymuş aslında. Evet, sağ olsun. Yani bir çok ilginç hikaye ya. O yüzden Hellboy'un yeri de ayrıdır benden. Yani çok severim. Batman çizgi romanlarında çok önemli bir era vardır. Baykuşlar Divanı diye geçen. Baykuşlar Divanı'nın yazar ve çizerinden imzalı o. Benim için manevi değeri çok yüksek. Ben Amerika'da yani. İmzalamışlardı sağ olsunlar. Ya
Yani bir sürü detay var ufak ufak. Böyle dağınık olması da sana ait bir oda olduğunu hissettiriyor. Evet. Burası benim evim. Çalışmaktan keyif alıyoruz evet. İşte oturunca böyle. Şu arkanda Ertan abinin kendi figürü var bak. Kendi yaptırmış. Onu da bana özel yaptı. Aslında burada çoğunlukla çizgi romanlar var arkadaşlar. Bunların hepsi bizim basımız. Bana yani. Fena aşıladın bu arada. Evet. Acayip. Ama en çok neyi istedim? Deadpool okumayı. O da az çıkıyor abi. İnanılmaz geliyor. Şimdi biz bir hatta anlaşmamızı yenildik. Deadpool'da Türkiye'de basan yayın evi bizim yayın evimiz. JBC olarak basıyoruz. Bayağı telif haklarını aldık, yeniledik. Bu ay hatta 3-4 tane daha çıkacak. Çünkü Deadpool o beklemediğim kadar o komediyi çıkartıyormuş ya. Filmleri o kadar güzel. O var bizde. Zaten mesela şu çizgi roman Türkiye'de hani Amerikan çizgi romanları arasında en çok satan. Herhalde böyle 100 bin üzerinde öyle sattık mi? Bunu. Bu da var bende. Evet bu bayağı bunun ikincisi de geliyor. Devamı da geliyor. Aa, bunu yani. Merak ettim bak Amerikan mantığı. O da çok iyiydi. Çok sert bir hikayedir. Hani tavsiye ederim. Stephen King mi? Evet. Oo. Tamam ben bir şeyler seçeyim abi. Hadi öbür evde buluşalım o zaman. Hadi bakalım. Orası fena. Bu sefer benim sevdama geldik diyebiliriz. Çok değişik bu arada. Kutu oyunları koleksiyonu. Yanlışlıkla içeriye girmek gibi bir gaflette bulundum. Evet şaşırdığım gibi yapmayacağım. Yeterince şaşırdım. Evet, panikledim içeride. Fenalaştım. Şimdi kutu oyunu deyince herkes diyecek ki abi tabu mu? Ya üzülüyorum. Tabu ha. Bu ülkede niye sadece böyle ufak çaplı bir kutu oyunları merakı var? Oysa ki çok güzel kutu oyunları çevrilmeye başladı. Şimdi Nezih'le İpek'in evine geldik. Bir anlatır mısın şunu? Bu romantizmden öleceğiniz ya. Böyle bir şey yok. Bu benim evlilik teklifim. Nezih bana hazırlamış. Bizim aramızdaki esprileri böyle bir çengel bulmaca formatına sokmuş. Çünkü ben severim bulmaca yapmayı. Çözdükten sonra benimle evlenir misin ki acaba yazısı çıkıyor. Ben çok anlamıyorum diye de ucuna ki acaba yazmış. Ben bunu hazırladım boş halini. İpek'in iş yerine kargoyla gönderdim. Yanlışlıkla da ödemeyi de unutmuyor. Alıcı ödemeli gitti. Her durumda benimle misin gibi oldu. Yani parasını verdim ben bunu çözeyim var deyip çözmüşündür. Çok vallahi güzel. Çok güzel gerçekten. Bayağı güzel fikir harika. Bu arada yapabilirsiniz. Ama şu an herkes duymuş oldu. Evet. Bana bu bundan sonra bu videodan sonra gelsem ki ya benimle evlenmek istiyor kesin bunu diye. Hemen o kısmını çözerim. Evet çok güzel. Vallahi güzelmiş. Hadi devam edelim içeriye. Hadi girelim. Hadi güzel. Bakalım. Bunu biz önceden duyduk da hemen size de söyleyelim dedik fikir olsun. Oyuncak adamı nereden buluyorsunuz? En önemli sorun bu. Haftanın bir şöyle günü her bir farklı ya. Arkadaş grubu bize geliyor. Bizim de zaten kafe gibi yani. Ha mesela ben bunu alıp kafeye gidebiliyor muyum? Gidebilirsin. Kafede de var zaten. Bu kadar oyun mu var burada Ankara'da? Var. Board game kafelerde. Öyle mi? Tabii. Ama tabii ki Türkiye'nin en büyük board game kafesi. Bir tane var Ankara'da. İki şubesi var hatta. Toplamda 500'den fazla oyun var. Bizde 352 idi en son bizdeki şu an. Fırat sen board game hiç öyle kafe çok mı? Çok saçmalık ya bu iş. Bak Fırat şimdi. Etrafa bakıyorsun şu an. Evet abi mesela bak şimdi bak göstereceğim. Herkes merak edecek. Ulan bu nasıl bir oyun diye. Ay çok merak bunların ettim bu arada. Bunların kutularını kim tasarlıyorsa bir zeka var bunların şeyinde bak, yani. Bak çok güzel bir kutu oyunu seçtim bu arada. Seçerim. Bunun, neden? Neden? Çünkü ayrı bir manyaklık var. Bu İpek Hanım'ın manyaklığı. Figürler çıkıyor. Aa! Bu figürleri de tek tek boyuyor. Abi çok güzel abi, ya. Abi bunu oynamak yani. İstiyorum ya. Şeyda oyuna bakar mısın? Bunu öğrenmesi bir hafta sürüyor zaten. Gördüm, gördüm. Ne? Bu nasıl kutu oyunu abi? O sen bayağı yeteneklisin boyama konusunda. Bir dakika sen bunların hepsini boyadın mı? Aslında ben boyamayı bunlarla öğrendim. Hani böyle bir boyama yeteneğim yok yani. Bayağı var yeteneğin haberin olsun. Böyle devamlı gitgide kamurlaşa kamurlaşa bırakmıyor bitirene kadar. O biraz sıkıntı oluyor. Tablo gibi her şey. Ne? Tablo. Çok acayipmiş. Bu kapak açması zaten bir hafta. Pardon abi özür dilerim. Niye bu kadar büyük abi? Deluxe edition. Yani zarlar işte custom bir şeyler. Ana! Her açıldığında bir katman malzeme çıkıyor. Yani hepsini açmak istiyorum. Tabii ki de merakımdan ama açmayacağım. Sorulara geçmek istiyorum. Birincisi, neye göre seçip alıyorsun oyunlarını abi? 6 senedir devamlı alıyoruz. Toplam bizde şu an 370 tane oyun var ama 1000 tane girip çıktı hani eve. Eskiden şu 2 raf vardı. Sonra bir tane daha raf aldık. Sığmadık bir tane daha aldık. En sonunda şu köşedekini aldık. Böyle. Sonra bitti zaten ya. Peki neden çıkıyor? Oyundan mı sıkılıyorsunuz yoksa beğenmiyor musunuz? Ya bakıyorum bir daha hani inmez artık masaya diyorum. Bir de çünkü her sene 15 bin 20 bin tane yenisi çıkıyor bunların. 15 20 bin mi? Bayağı hani özgün 15 bin hatta listesi oluyor işte fuarda senelik. Gidiyorsun denemek istediklerine bakıyorsun. Vay be. Hani vay. Ben tasarımcısına göre bakıyorum, mekaniklere göre bakıyorum. Hepsi tablo gibi ben ya inanamadım şu güzelliklerine. Oyun güzel. Ceyda bunu ben izledim. Gerçekten grup halinde oynadığımda keyifli bir oyun. 5 evet, dakikada anlatılacak şeyler olmadığı için kusura bakmayın arkadaşlar anlatamıyorum. Onu siz gidip
Keepers of Fun mı YouTube kanalında da? Evet. Orada oyun tanıtıyor musunuz? Tabii. Tamam, oradan bakarsınız. Peki nereden alıyorsun? Yurt dışından. Magic Medals var, işte Philibert Zatu var. Ne kadar İngilizce bilmek gerekiyor bu oyunlar için abi? Bazılarına hiç gerekmiyor. Mesela bu tamamen dil bağımsız bir oyun. Bu kadar büyük ama hiç dil gerekmiyor. Sadece ilk öğrenene kadar? Aynen. Yani kural kitapçı İngilizce. Onu da Google'dan çeviririm ya. Ne olacak ya? Biz hani anlatış videosunu elimizden geldiğince çekiyoruz, yayınlıyoruz. Öğreniyorlar, insanlar oynuyorlar. En çok oynadığımız oyun sorarsanız bizim Munchkin. Munchkin çok seviyorum. Hastasıyız. Peki sizin en çok oynadığınız oyun hangisi? İstanbul ya. Nerede ya? Nasıl ya? Çok sevdiğimiz bir oyun. Abi şaka mı yapıyorsun? Gerçekten yabancılar yapmış ha? Tabii tabii. Alman. Ben de Türk olarak Berlin diye bir oyun yapmayı düşünüyorum. Mantıklı. Bir de bizim gözümüzden Berlin'i görsünler bakalım. Beraber oynuyoruz ikimiz. İkimiz de oynayacağı oyun yok Ceyda. Evet. Bir tane yamalı yorgan oynuyoruz. Başka bir şey yok. Burada zaten yeniyorsun. Ya bir şey oynadık ya. O da tatlı ama. Yeniyor abi beni. Kaç tane oyun var sizin tasarladığınız? Burada var mı? Tam bak şuradaki benim Sinners olan. Sinners mı? Bir dakika bu var bizde. Aa bu bizde var. Abi adamın oyunu bizde var ya. Çek bizi bir çek ya. Adamın oyunu bizde varmış haberimiz yok. Çek bizi. İnanılmaz haberim yok bundan. Ben yabancının sandım. Abi bak ben. Ha ben onu okumamış. Bu en çok uğraştığım oyunlardan biri yani tema olarak. Bu ne abi Japonca çok güzel. Bu da işte Japon kaiju binaları yıkıyorsun. Bu Japonca olduğu için sanki koleksiyoner gibi. Evet. Bak o ona benziyor mesela. Benzediği King için onu aldım. Bu Kong o Godzilla. Evet. Evet. Başka hangi oyununuz var sizin yaptığınız? Bunu işte İpek ilk başta almış bu masayı. İpek yolu mu? Aa yok artık ya. Çok iyiymiş. Hanıma oyun yaptım. Eşine oyun yaptın. Adam benden romantik çıktı beyler. Yabancı publisher'a gönderdiğim ilk prototip basıldıktan sonra karakum oldu. Bu basılmış hali. Hiçbir şey değiştirmeyeceğiz. Sadece adını değiştireceğiz dedik. Tamam dedik. Adam biliyordur ama bir şey ya. Vardır bir bildiği. Çünkü Silk Road hani çok var öyle oyun. Bunu nereden alabilirim? Türkiye'de Da Vinci satıyor. Ben Da Vinci Board Game Cafe. Bir bunu yaptık. Bir de birlikte yaptığımız Makara diye oyun var. Makara muhabbet. Bir de Japonya'da basılı oyun var. Onun da kedim için. Abi bir dakika oyun yaptın Japonya'da mı satılıyor? Ve Japonlar mı eğleniyor bununla? Evet. Ne güzel bir şey bu ya. Bu kedi sizin kedi mi? Evet. Ben kedi istemiyordum. Yani bunu daha önce tasarlamıştım. Bana söz vermişti. Bir tek o şartla. Miyav oyunu publish olursa kedi alırız dedi. Japon'a biri geldi ve beni... Abi Japon abi. ...kavuşturdu. Normal. Japon bu. Kedi sever. Ve oyun Japonca arkadaşlar. Çok güzel bir şey ya. Vay be. Japonya çağırdılar mı sizi? Yok. İnsan bir çağırır, bir gezdirir, tozdurur, bir şey yapar. Bu kopyayı da size takdim edeyim ben. İki kişi oynandığı için Ceyda oynarız. Evet evet. Bir de tanıyoruz hani yapanı. Evet ya çok ararım olmasa. Ya oyunun burası olmuş mu? Hep başıma geliyor kural attı gibi. Abi burada ne yapıyorduk falan diye. Fırat genelde kutu oyunu oynarken kendi kurallarını kendi belirliyor. Alakası yok ya. Yalan mı Yunus? Diyoruz ki bu böyle oynadık. Hayır öyle değil ki diyor. Bu böyle oynadı. Ne zaman dedik böyle? Ben öyle okudum diyor bir de. Yalan. Benim gibi okumayanlar için adam suratını bastırmış. Buyurun benim diye. Makara güzel. Gibi. Kural kitapçığı küçük en azından. Evet. 7 saat okumuyorum. Tabu gibi. Yasaklı kelime yok. 3 aşamalı oynuyorsun. Birinci aşamada herkesi takım arkadaşına 1 dakika içerisinde anlatabildiğin kadar kelime anlatıyorsun. Neyle anlatıyor? Birinci roundda mesela burada aşçı var. Evet. İstediğin şeyi söyleyebilirsin. Yemek yapan kişi. İkinci roundda yine aynı desteğiyle bu sefer tek kelime kullanarak söylüyorsun. Mesela aşçıya ne diyeceksin? Ama daha önce çıktığı için yemek. Herkes biliyor kelimeleri. Aşinasın. Tamam. Bu sefer yemek dedin, aşçı dedi. Üçüncü roundda hiçbir şey demiyorsun. Sadece sessiz sinema. Birazcık hafızası iyi olan kazanır. Evet. Güzel, değişik. Bunu da yine Da Vinci Board Games'den. Evet, burada da reklam değil abi. Öğrendik, söylüyoruz. Biz de şu an öğrendik. Destek olsun diye yani. Bu ne obsession? Takıntı. İki kişilik böyle Victorian İngiltere'sinde şey yapıyorsun. Ay çok severim. Çay içiyorsun, böyle lordsun falan. Ne? Kapağa bak. Oğlum kapaklar falan acayip. Çaya mı davet ediyor müşterini? Nasıl oyunlar abi bunlar ya? Obsession'da çok zengin bir ailesin. Sosyal statünü en yukarıda yukarı tutmak. Zengin olmaya çalışıyorsun. Cupcake partisi yaptım. Gelenler beğendi. Strateji kurdum. Kalabalık oynadığınızda en sevdiğiniz, en keyif aldığınız oyun. Ama bak bunun da kutusuna. Kutuya bak. Blood on the Clock Tower. Bir dakika ne? Kitap gibi. Böyle. Tövbe lanetlendik şu an. Şöyle açıyorsun. Bu ne abi? Bunu biz Türkçe'ye çevirdik. Bu Türkçe'de oynayabiliyoruz. Bayağı Türkçe'ye çevrilmiş abi. Biraz vampir köylü teması gibi ama vampir köylünün geleceği en uç noktaya gelmişler. Anlatıcı kitabını alıp böyle burada. Vay, atmosfere bak. Oba. Biz mumları falan yakıp oynuyoruz burada. Türk yapımcının bu arada. Gerçekten mi? Bu ne ya çok tatlı. Bak Doruk yazıyor. Çok satan bir oyun. Abi niye Türkiye'de çıkmıyor? Yani satmadığı için ne yapıyorsun? Evet. İngiltere'de devam yolunu bulmuş. Neyse Doruk Bey inşallah Türkiye'de çıkar alırız. Mesela Galaxy Tracker çok sever hanım. Kalabalık mı oynanan bir şey? Bunda daha böyle herkesin önünde bir matı var. Uzay gemisi yapıyoruz. Sonra başımıza bir şeyler geliyor. İşte yandan vuruluyoruz. Hırsız geliyor. Topladığımız şeyleri çalıyor. Ya
hiç böyle kutu oyunu oynamadıysanız söylenen şeyler size çok ütopik ve saçma geliyor olabilir ama gerçekten kutu oyunlarında bunları yapmayı başarıyorlar. Oynayınca anlıyorsun, acayip eğlenceli. Bir de bazı oyunlar gerçekten acayip öğretici oluyor ya. Biz mesela Wingspan'da neler öğrendik? Ne kuşlar öğrendik abi. O kuşlar bilmem ne yöresinden göçüyormuş da bilmem yumurtasını şöyle bırakıyormuş da zartmış diye neler öğrenirsiniz. Kutu oyunlarının iyisi pahalı oluyor ama çok uzun süre oynanıyor ve arkadaşlarla bence keyifli bir oyun. En pahalı kutu oyunu hangisi? Bu 150 dolardı. Ham fiyatı tabii hani yolda gelirken değerleniyor. Yolda gelirken zaten zamlanıyordur buraya gelene. Peki mesela burada oyunlar var mı? Koleksiyonluk olmuş yani tedavülden kalkmış. Çıkmadı bir daha ve çok sevdiğim bir oyunu. Allah herkes Allah. De onu arıyor. Fırat ve Dicle. Fırat senin oyunun mu? Çok da yeni duruyor da. Çok böyle iyi bakıyorlar bence. Bebeklerimiz yani. Bu da Binbir Gece Masalları. O zaman bunlar daha değerli olmuyor mu abi? Şu an eBay'de çok uçuk fiyata var bu. 200 dolar falan gördüm ben. Dedim ya saçmalama artık. Yani demek ki en pahalılar onlar. Bunu en azından ben öğrenmesin, bilmeyenlerin öğrenmesini çok isterim. Gerçekten güzel bir şey kutu oyunları. Böyle şey geziyormuş gibiyim şu an ya. Netflix'te bölüm bölüm dizi geziyor. Aynen. Yeni bir film gelmiş. Woo. Tam yerindesin Salem. Senlik bu. Şurada çurumlu kutusu çok güzel. Yani hepsinin kutusu çok güzel. Bu tam bir köy hayatını yaşıyorsun. Muhtarsın. Ama ortaçağ köyünde. Köylüler geliyor, doğuyor, büyüyor, barda gidiyor, tanışıyorlar, çoluk çocuğa karışıyorlar. İşte en güzel hayatı köyünü yaşayan. Yöneten, hani hayatı da yaşayan. Şey. Aa, The Thing var. Korkunç mu? Korkunç. Buna 8 kişi ve dil bilen adam lazım olduğu için bekliyoruz o günü. Şurada da bir şeyler var, dur bakayım. O da işte 101'in atası bu. Mahjong. Bu çok güzel, ben bunu çok oynamak istiyorum ya. Peki normalde ne iş yapıyorsun, bu iş mi yapıyorsun? Ben gündüzleri mobil oyun firmasında oyun tasarımcısıyım. Akşamları oyun tasarımcısı. Yani hem mobil hem gerçek. Evet. İkisi bir arada. Evet. Hangi oyununuz çıktı mobil? Biz batak yapıyoruz. Tamam benzer o zaman yani. O da masada oynanan bir oyun. O zaman soruyu soruyorum. Ne oynuyoruz? Zaten bakmadık. Karışık sayılır. Normalde oyun böyle oynanmıyor. Hızlandırılmış olarak oynuyoruz. Evet. Sürekli ağlayan kişiye ne denir? Ağlak. Sürekli ağlıyor. Gözleri böyle bardağı doldurduğumuz şey gibi yani. Bardaktan kan boşalır. Sürekli ağlayan insana söylenen bir laf. Ağla. Bu ne? Göz yaşı. Bu ne bu? Göz. Yani. Gözlerin kurudu. Olmaz abi. Sulu göz aşkım. Ağlak daha tamam. Doğru bir tanımdı bence. Bizden önceki imparatorluğumuzdaki vurulan şeyin adı. Osmanlı tokadı. Bravo. Benim en sevdiğim sinema serisindeki kuk kuk diyen abi. Yandık. Eline bizim vom vom siyah giyiyor. Şey. Ya, siyah. Şey. Pas bilmiyor adını. Tamam senin en sevdiğin dizilerdeki ana karakter kuk diye adamı yer. Vampir. Yine aynı ona benzeyen o dönemde yaşamış olan milleti üzüldüğü zaman uzun bir direğin üzerine oturtan kişinin adı. Drakula. Onun çıkmış adamın adı. Bunu ben çok heyecanlandım. Tamam şimdi gene geçmişte yaşamış olan, çok fazla toprak almış olan, Kleopatra ile evlenmiş olan o adamın adı. Sen Sezar. De mi Brutus? Sen de. Sezar. Pas diyenleri tekrar karıp bu sefer işte Ceyda sana anlatayım. Hızlıca başla ben sana söyleyeyim. Başla evet. Senin gitmen gereken bir yer. Spor salonu. Ne? Herkesin gitse iyi olacağı ruh şey sağlığına iyi gelen yer. Terapist. Paranı böyle katlaya katlaya sonra senden böyle ümüğüne kadar alan kişi. Tefeci. Evet. Vampirlerin taktığı şey. Pelerin. Kopar bizi. Böyle DJ. Ay benim böyle eve her dakika gelse keşke dediğim. Vücuduna böyle iyi gelen hani böyle. Masör. Evet. Biz neyiz? YouTuber. Drakula. Dart şey kazıklı voyvoda. Tamam bitti. Bitti. Şimdi ikinci round. Tek Tümeyden. Kelimeyle anlatıyorum. Anlat. Oturtuyor. Kazıklı voyvoda. Rahatlatıyor. Masör. Borç. Tefeci. Ben. YouTuber. Vampir. Ne vampir neydi ya? Diş. Drakula. Neydi? Pas geçiyorum. Müzik. DJ. Kan. Kanlı ne çıkmıştı ya? Kan. Vampir kan abicim vampir. Kan dedim vampir. Ya vampir. Yavrum o önceki ne dedin onu? Demek sen çok iyi anlatamıyorsun ben çünkü hayvan gibi anlattım. Mental. Terapist. Vampir. Pelerin. Pelerin. Vampir. Kleopatra. Sezar. Drakula. Kazıklı boyvoda. Ay yanlış söyledim. Osmanlı tokadıydı. Ne alaka ya Drakula ile Osmanlı tokadı? Osmanlı zamanından geldiğine inanılıyor ya. Baştaki hikayeye gittim ben şey o hikayenin o kazıklı. Tamam şey. Şimdi bu bitti. Son aşama bu sefer sessiz sinema oynuyoruz. Bunu tabii iki kişi oynamıyoruz. Bunu dört kişi oynuyoruz. Tabii. Herkesin tabii. Takımları ayrı oluyor. Abi. Ha bir dakika. Hepimizin destesi karışık mı dönüyor? Tabii tabii. Ortak aa bir o güzel var. Bak o güzel. YouTuber. Bu mu yani biz? DJ. Masör. Tefeci. Vampir. Hayır ses yok abi. Darth Vader. Darth Vader mı? Darth Vader dedim. Hayır. Neydi ya? Ha bir terapist. Pelerin. Osmanlı tokadı. Kazıklı voyvoda. Yes.
Niye bilemedin ya? Sezar ha. Ya bu muydu Sezar gerçekten? Sezar bu ne olacaktı ya Sezar? Ah sırtından bıçaklandım yapayım. Ne yapayım? Evet. Güzelmiş yani. Ben çok keyifli oyun. Güzel oyun. Güle güle oynatın diyeyim artık. Siz güle güle oynayın artık. Sizin bu. Vallahi mi? Tabii. Teşekkür ediyoruz. Vallahi sağ olun. En güzel bitirişlerden biri oldu. Evet ya çok keyifliydi gerçekten. İyi ki geldiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bak bak yiyor sırt askerleri yiyor. Askerleri yiyor. Aa aldı.